Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizler için kurucacık yapacağım. Kurucacık tarifim var. İhtiyacım olan malzemeler şöyle ufak körpe Çengelköy salatalıkları aldım. 6-7 tane. Birazcık dereotum var. Bir demetin 4'te 1'i kadar ayırabilirsiniz. 3 diş irice sarımsağım ve yaklaşık olarak 500-600 gram süzme yoğurt kullanacağım. Bu da 10 kaşık süzme yoğurda tekabül ediyor. Hemen başlayalım. Şöyle öncelikle salatalıklarımın kabuklarını soymayacağım. Sadece şöyle başlarını temizliyor hocam. Şimdi salatalıkların uçlarını temizledim. Şöyle yukarıdan aşağı bir kesik. İkiye böldüm. Yan çeviriyorum. Bir daha ikiye bölüyorum. Dörde böldükten sonra da böyle küp küp hepsini doğrayacağım. Dışındaki kabuğu soymuyorum. Çünkü dışındaki kabuğun da lezzeti ve yoğurda vereceği rengi seviyorum açıkçası. O yüzden bu şekilde tutuyorum. Bunların hepsini böyle dilimliyoruz. Evet, son salatalık dilimlememe geçtim. Hepsini gördüğünüz gibi küp küp böyle doğradım. Şimdi şunları şöyle bir kaba alıyorum. Hepsini. Bu kapta birleştirme yapacağız çünkü. Salatalıklarımın hepsini şöyle güzelce doğradım. Eşit boyutlarda. Şimdi dereotunu temizleyip şöyle kalın saplarından ayırıp ince sapları olabilir. Onları tutabilirim ama kalın sapları kullanmayacağım. İnce saplarıyla beraber bunların hepsini kıyıyor olacağız. Evet, bütün dereotlarını kalın saplarından temizledim. Şimdi bunları hepsini ufak ufak kıyıyorum. Dereotlarımın da hepsini kıydım. Bunları da güzelce salatalıkların yanına, kardeşlerin yanına yolluyorum. Yaz aylarında yapabilirsiniz. Gerçekten çok ferahlatıcı ve besleyici bir ürün oluyor aslında. Bir çeşit meze. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de sarımsaklarımızı rendelemeye başlıyoruz. Hepsini rendeleyeceğiz ve güzelce bütün yoğurdun içine yedireceğiz. Şimdi sarımsağı da rendeledik. Artık şu aşamada şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum içine. Ve sarımsak tuzu iyicene yediriyorum süzme yoğurdun içinde. Tamamen karıştırdıktan sonra bütün her şeyi artık tek bir tabak haline getireceğiz. Güzel bir sarımsaklı süzme yoğurt elde ettik. Şimdi bunu da salatalık ve dereotuyla kavuşturuyoruz. Tamamen hepsi birbirine geçene kadar karıştırıyor olacağım. En sonunda da tabaklamamı yapacağım. Hepsini karıştırdık. Gayet güzel karıştılar. Şimdi tabaklıyorum. Evet, tabaklamamızı da yaptık. Bunun içine dilerseniz siz taze nane, kuru nane de ekleyebilirsiniz. Yaz aylarında özellikle taze nane de eklenebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.